17 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz. Evet yönetmenim Ayça Atan, yani yeğenimle devam ediyoruz. Ekip bir noktada kendini tanımaya başladı. Çünkü diğer değerli yönetmenimiz hala evinde minnoş minnoş sağlığına kavuşmaya çalışıyor. En çok soran sorulardan şu var. Instagram hesabınız var mı? Evet, Akkaya Official Instagram hesabım. Haftalık burcumuza başlıyoruz. 17 Haziran koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar aslında bu ara tatil sonrasından gelen bir gerginlik ve sinir harbi tekrar bir tatil kafasına girdi ve işlerinizle ilgili de aksattığınız bazı olaylar biraz sizi yormaya başladı. Yorduğu için de tekrar bir şarj olmaya ihtiyacınız var. Bir kısa bir tatil enerjinizi görüyorum ama gerçekten iş yerinizle ilgili çok biriken geçmiş ait dosyalarınız var. Bunları toparlamanız lazım. Uzun süredir yöneticilerinizin size sunduğu yönlerle ilgili belirlemeniz gereken kariyerinizle ilgili büyük oluşumlar, aydınlıklar söz konusu olacak. Fakat en büyük sorunuz da özel hayatta yaşadığınız bir kırgınlık, öfke, biraz gergin ve ilişkiyi sert tepki yaratmaya başladı. Bence bunu yumuşatıyoruz. Güzel bir ilişki haftasına geri dönüş yapıyoruz. Ve evliliğiyle ilgili sorun yaşayan bazı koç burçlar için de çok doğru bir karar. Ev yenilenmesi, ev alma gibi gündemde olan konular söz konusu olacak. Ve hayatınızdaki uzun süredir hayatınızda kimse olmayan koç burçlar için de bu haftadan sonra keyifli, minnoş minnoş ama evlilik değil de kafanızı tanımak ya da tanıştırılmak amaçlı insanlar hayatınıza girecek. Sağlık olarak da tırnak eti, tırnak batıkları ya da göz alerjiniz ya da baş ağrınız gündemde olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Uzun süredir ailenizle ilgili görüşmek istediğiniz noktalar vardı. Evet, hafta sonunu çok kaliteli bir şekilde devam edip onlarla vakit geçirebilirsiniz. Bazı koç burçları için de çocuklarıyla ilgili, eğitimiyle ilgili merak ettiği noktalarda başarı sağlayacak ve uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla ilgili gayet güzel bir haftaya giriş yapacağınızı söyleyebilirim. 17 Haziran boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında mistik değil de çok yoğun bir iş anlaşması ve yeni bir işe giriş yaptılar. Bunun verdiği bir kendini kanıtlama ve daha başarılı bir nokta sağlamak istedikleri için bu ara Haziran sonuna kadar onlarda çok yoğun bir iş temposu olacak ve çok da güzel başarılar elde edeceksiniz. Kendi kariyerinizle ilgili bazı boğa burçlarının eğitim düşüncesi var. Eylül'e kadar yurt dışı ya da yapmak istediğiniz master'la ilgili çok doğru bir karar vereceksiniz ve gerçekten istediğiniz kariyerinizle alakalı eğitiminiz de başlayacak. Uzun süredir ilişkinizle ilgili evlilik teklif etmeye çalışan boğa burçlar için Temmuz ayı, yani Haziran 17'den sonra Temmuz'un ilk haftasına kadar evlilik teklifini yapacaksınız ve hayatınızdaki doğru insanı belirlediniz. Evliliğiyle alakalı sorun yaşayan bazı boğa burçları için de aslında evliliğin sorunu geride kaldı. Bazıları radikal bir şekilde boşanma kararı verdi. Bazıları da evliliğini kontrol etmek istiyor ama yine bitecek, ipler yerinde durmayan boğalar için sabır ve sükunet olması gerektiğini düşünüyorum. Sizde migren ve stresten kaynaklanan migren ağrılarınız olabilir ve siyatik problemleriniz olabilir. Bu konuda da sağlığınızı ihmal etmeyin. Uzun süredir miras konularınız vardı boğa burçları. Bu hafta bunlar dosya edilecek ve herkes hak ettiği süreci yasal olarak başlatacaklar. Yani sizin hakkınıza düşen her şey yasal olarak devam edecek ve hak ettiğiniz noktada da güzel bir hak aileniz alacak. Arabasını değiştirmek isteyen boğa burçları, Eylül'e kadar sabırlı olun. Evet, araç değişikliği var ama risk yapmak istemediğiniz için Eylül ayı bu konu için çok doğru ve çok aydınlık olacak. İstediğiniz araba da Eylül'de sizin hayatınızda. Uzun süredir kardeşler arasındaki diyaloglar güçlenme haftasına giriş yapacak. Eğer bunları çok doğru dengelerseniz ciddi ve keyifli aileyle bütünleşme. 17 Haziran ikizler burcumuzu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin bu ara bir dengesiz ruh hali var, alıngan ruh hali var, her şeyi kafaya takan bir ruh hali var. İlk önce çok yorgun bir enerjiniz var. Kendinizle ilgili spor, alternatif noktalar değerlendirirseniz, nefes ya da ne bileyim yoga, sizin bu sinir evrenizi alacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemlerin hatasını bir daha yapmak istemediğiniz için, iş kariyerinde çok öfkeli hareketler sergilediğiniz, insanların çok fazla gözüne battığınız ikizler. O yüzden bir sakinlik istiyorum. Eğer bu sakinliği başardığınızda bulunduğunuz noktada büyük bir yükseliş, hatta
iş ortaklığı teklifleri oluşumlarınız gündemde olacak. Bunları çok doğru bir noktada değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık olarak da belki uzun süredir boğaz enfeksiyonları, alerjik, polen alerjiniz gündemde olabilir ikizler. Ne yapalım? Sağlığımıza bu konuda dikkat edelim. Son zamanlarda da evinizde ortak bir mal değil de size ait bir malın, anne babanıza ait malı satmak istediğiniz kararlar var. Ailenizin doğrultusunda bu mal satılacak. Burada yeni bir ev ya da yeni bir arsa ya da yatırımlık bir yatırım söz konusu olacak. Bu da ikizler için gayet keyifli olacağını söyleyebilirim. Aşk yaşamayan ikizler için de belki Haziran sonu doğru aşka yelken açma, doğru insanı bulma ve gerçekten mutluluğa tadını çıkartacak. Evli ikizler burcumuzda da çocuk muradı, güzel süreçlerde evlat sevinci yaşanacak. Uzun süredir de ikizlerin bazıları yatak odası, oturma gruplarını değiştirmek isteyen ikizler için tam zamanı değiştirebilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve belki de İlk ortaokul, lise ya da üniversite arkadaşlarının hafta sonu güzel ve kaliteli bir vakit geçirecek ikizler burcu. Bence bunu da tadını çıkartın. Sürpriz özel hayatınızdaki insanlardan hediyeler, bir de geçmişinden geri gelmesini ve böyle her gün dua eden ikizler eski aşkınız geri adım atacak ve bunun tadını çıkartacaksınız. Yengeç burcu, 17 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin aslında iş beklentileri ya da yeni eğitimini bitirip stajyer olmak isteyen yengeçler için de güzel bir teklif ve evet yoğun bir yaz sezonuna girdiler. Bunun tadını çıkartın ama işlerinizle alakalı yöneticilerinizin sizinle ilgili fikirlerinde bir değişiklik oldu. İş hayatınızla ilgili bazı hatalar yapan yengeçlere şu Haziran'a kadar düzenli ve disiplinli iş kapınıza giderseniz tekrar yöneticilerin gözüne gireceksiniz. Çünkü sizde bir uyku ruh hali, uyanmak istemiyorsunuz, evden çıkmak istemiyorsun, hep deniz, hep güneş, hep böyle yeşillik alanı istiyorsunuz. O yüzden iş hayatınızla ilgili riskler Haziran sonuna kadar devam edecek. Lütfen işinize konsantre olun ve bazı yengeç burçları da bulunduğu noktadan memnun değil ve devletle ilgili bağlantılar kurmak isteyen yengeç burçları da Temmuz sonuna kadar beklediğiniz okul ya da beklediğiniz iş kapının hayırını varacaksınız. Çok da mutlu bir iş alanına aydınlığa girecek diyebilirim. Bazı yengeçler uzun süredir duygusal olarak yalnızlar ve acayip derecede kafanızda düşündüğün bazı yengeçlerin kafasında takıldığı bir insan var. Kadın erkek, artık erkekseniz kadın, kadınsanız. Evet, düşündüğünüz insanla muhteşem bir aşk yaşayacaksınız ve bu sizin gerçekten hayatınızda hep hayal ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi olacak. Ve aşk kapıda diyorum yengeçlere ve huzurlu bir aşk. Evlilikleriyle ilgili sorun değil de evlilikleriyle değil de hani kayınpeder, kaynana ya da eş annesi, eş babasının soyundan gereksiz laflar yengeç burçlarının evliliklerini biraz dedikodu sardı. Biraz aileden uzak durursanız yengeçler evliliğiniz saf safada ve güzel olacak. O yüzden dışarıdaki laflara kulak asmıyorsunuz. Ve gerçekten evliliğinize sahip çıkıyorsunuz diyorum. Sizde de belki kulak iltihabı ve boyun fıtığı olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Evet, 17 Haziran aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlar miskin bir haftaya giriş yaptılar. Çünkü onlar hala tatilin keyfi içerisindeler ama gerçekten önlerinizde çok büyük projeler, anlaşmalar, yeni işler ve beklediğiniz, olmasını istediğiniz iş arayışlarınızın artık güzel bir noktasına geldiniz. Ve hayatınızda olmasını istediğiniz, iş kafanızda taktığınız kurumsal ya da özel sektör neyse bu kapıdan haber gelecek ve çok güzel bir iş süreciniz olacak. Uzun süredir iş probleminizle ilgili bulunduğunuz noktadaki insanlar rahatsız olan aslan burçları da bazı yöneticileriniz değişecek. Hatta alt kadronuzda ya da bulunduğunuz alandaki insanlar değişecek. Siz de kafanızdaki bu iş stresiniz daha sakin ve yerinize daha sağlam adımlar yapacağınıza inanıyorum. Ve sabırlı olun, siz hak ettiğiniz zirveyi en iyi şekilde yaşayacaksınız. Ve iş kurmak isteyen aslanlar için de tam zamanı, çok doğru bir ortak ve yurt dışı planları içerisinde ya da yaşadığınız şehirde ortaklı bir sistem yapıyorsanız bu yıl sizin için daha başarılı, daha güzel paraların akış sağlanacağı ama uzun süredir geçmişine ait aile köklerinden gelen bazı borçlardan dolayı tedirgin olan aslanlar için de satmaya çalıştığınız hani ortaklı mallar var. Bunlar satıldıktan sonra üzerinizdeki yükten çıkacaksınız aslanlar. Daha rahat. Aşk konusunda evet, güzel bir aşkınız
var. Hatta sürpriz bir aile tanışması ve evlilik kararı ve uzun süredir aşk yaşamayan aslanlar biraz daha sabırlı olun. Çünkü kalbinize atacağı doğru insan çok yakında. Hatta tatile gittik geldikten sonra özellikle Ege tatili enerjisi alıyorum. Bazı aslanlarda doğru insanınızı bulacaksınız. Sizde de son zamanlarda bel fıtığı, böbrek ağrısı ya da ani hareketlerden kaynaklanan kas sıkışmalarınız olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Aslandan sonra kim geliyor? Başak geliyor. Başakları ne bekliyor diyorsanız 17 Haziran'da. Başaklara içimden şey geliyor. Lanet olsun. Her şey bu kadar kötü mü gidiyor? Lanet olsun. Bu kadar mı? Her şeyi emeklerimle yapıyorum ve hala kimse farkında değil diyen başaklar için de biraz daha sabırlı olun. Biraz inançlarınıza sonsuz güveniyorum. Hiçbir başak inançsız olamaz. Sadece çok titiz ve kuralcı olduğu için kimsenin onu fark etmediğini, kimsenin onu önemsemediğini, kimsenin ona değer vermediğiyle ilgili son zamanlarda bir özgüven problemi yaşıyor. Başaklar lütfen özgüveninizi toparlıyorsunuz. Çünkü gerçekten sizin bulunduğunuz noktadaki insanlar çoğu size çok değer veriyor, çok önemsiyor. Sadece siz bir sınava kafayı taktınız. Yani bir atama sınavınız var. Ya da hani yöneticilerle aranızdaki bir evreden geçeceksiniz. Sizin puanınız %100 başarılı. Lütfen istediğiniz üst seviyenize geçiş sağlayacaksınız. Bazı başak burçlarında da işlerinde kovulma ya da risk yaşanabilir. Bu ara lütfen işinize sahip olun. Dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizde de ufak ufak valiz toplaması, yurt dışı seyahati düşünen bazı başaklar için Kıbrıs, Yunanistan, Malta artık nereye diyetiyorsanız gerçekten 2 gün ya da 3 gün size çok iyi gelecek, enerjinizi değiştireceğini düşünüyorum başaklar için. Ve uzun süredir yasal mahkemesel problemleri olan bazı başaklar daha 1 yıl mücadele edecekler. Sonunda hak ettikleri zirveyi yaşayacaksınız. Bazı başaklarda da arabalarınız yolda kalabilir. Ufak tefek hasarlar yaşanabilir. Bu ara araç kullanımına dikkat edin diyorum başaklar. Annenize vakit ayıramadınız ve ailenize vakit ayırmadınız. Bu dönem bir aileyle akşam yemeği ve keyifle tadını çıkartırsanız sevinirim. Bir de uzun süredir çocuk tedavisi gören başaklar için de bu Eylül sonuna kadar ya da ben Temmuz sonu diyorum ama risk olmasın, Eylül sonuna kadar güzel bir sevinç yaşanacak. Evet, terazileri 17 Haziran neler bekliyor diyorsanız. Teraziler kendilerini bir bulutun üstüne koydular. Ben bu yıl sadece parasal evremi toparlayamadım. Özel hayatım çok tehlikede gidiyor diyen terazi burçları için. Aslında önünüze bir sürü fırsatlar gelecek. Bu fırsatları doğru kullanırsanız iş ve kaygılarınız geride kalacak. Ve gerçekten yavaş yavaş zirveye gireceksiniz ama o kadar güvensiz bir geçmiş yaşadınız ki bunları toparlamak ve bunları iyileştirmek sizi o kadar çok yoruyor ki o yüzden inançlarınızla ilgili değil de insanların size kazıklarıyla ilgili yaşadığınız gerginlikler o kadar huzursuz ki bunları toparlama dönemine gireceksiniz. Hatta bazı fikirleriniz var. Yurt dışına gitmek, yurt dışında iş kurmak isteyen terazi burçlar için çok doğru bir karar. Çok iyi bir teklifle yurt dışı kapılarınız da açılacak. Bunları çok iyi değerlendirirseniz 2 yıl içerisinde tüm borçlarınızı harçlarınız ve hedeflediğiniz yatırımı sonsuz derecede yapacak olarak görüyorum. Sizde de belki şöyle söyleyeyim. Kalp ve damar ve ritim, sinirsel evrelerde yaşadığınız bazı problemler kalp ve damar probleminize sıkıntı yaratabilir ama çok riskli bir sağlık problemi yok. Bence sizin büyüklerinizde ufak tefek ameliyat ve sağlık problemleri olabilir. Bunlar sağlığına dikkat etmeli ve uzun süredir kardeşler arasında vakit geçiremeyen, yurt dışında olan bazı insanlar da aile ziyareti evde hafta sonu tadı çıkaracak ve çocuklarınızla ilgili yurt dışına yollamak isteyen bazı terazi burçları için de muhteşem bir döngü ve gerçekten yurt dışı kapısı evlatlarınız için hazır olacak. Ve ev değişikliği ve evinizi satıp yeni bir eve geçmek isteyen teraziler için de Temmuz ortasına kadar hedeflediğiniz eviniz aydınlıkta ve mutlu olacaksınız. Ve tam istediğiniz bahçe katlı, önü yeşillik olsun dediğiniz bir ev kapınız hayırlı olacak. Uzun zamandır da devletle alakalı bir evrak bekleyen terazi burçlar için tam zamanı Ağustos ortasında bu evrağınız gelecek. Akrepler 17 Haziran neler bekliyor diyorsanız akreplerin aslında şöyle bir ruh hali oldu. İşler çok tedirgin, ödemeler çok sıkıştı ve her şey çok birbirinin üstüne karıştığı için işimi kontrol edeyim, aileyi mi kontrol edeyim, genel ailemi mi kontrol edeyim dediğimiz süreçte. Ama o kadar kendinizden vazgeçtiniz ki iş, para, ödeme, iş, para, ödeme. Sanki sizin hayatınız bu Mayıs'tan bu yana hep böyle bir tedirgin, kendinizi unuttunuz akrepler. Biraz da kendiniz için nefes alıyorsunuz, burnunuzdan alıp
ağzınızdan veriyorsunuz ki nefesin sizin için çok kıymetli olduğunu, kafanızda ne istiyorsanız yapabilirsiniz ama stres sizi o kadar boğdu ki her şeye sinirleniyorsunuz akrepler. O yüzden biraz doğru nefes alarak, vücudumuzu dinlendirerek bir hafta geçirirsek hatalarınızı görmeniz lazım akrepler. Hep ego demeyeyim de hep ben bilirim havasını kenarda tutuyorsunuz. Siz de hata yapabilirsiniz. Siz de bir insansınız. O yüzden bir geçmiş bu 2019'daki hatalara bir defter açalım ve bunları kontrol edelim ki sizin hatalarınız ileriki iş hayatınız ve özel hayatınıza yansımaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, işinizle alakalı aynı rutin devam edecek gözüküyor. Ama maaşınızla ilgili şikayet eden bazı akrepler için de güzel bir parasal evrede mutluluk evresi yaşayacak. İş problemi yaşayan ve işsiz olan akrepler için de Haziran bitecek ama Temmuz'un 17'sinden sonra doğru bir teklif. Ailesiyle ilgili bir ev almak, anne babaya ev almak isteyen bazı akrepler için de tam zaman, hatta yazlık gibi bir şey almak isteyen akrepler, anne ya da babanıza güzel bir sürpriz yapacaksınız diyorum. Çocuklarınızla ilgili ya da çocuğu olmayan akreplerin de ufak bir tedaviyle birlikte hanelerinize çocuk sevinci yaşayacağınızı söyleyebilirim ama bu hafta sizin için çok tedirgin olacak akrep burçları. 17 Haziran ve 24 Haziran arasında gereksiz tartışmalar, gereksiz bol bol nazar duası okuyun. Negatifliğiniz üzerinizden geçsin isterim. 17 Haziran yay burçlarımızı neler bekliyor diyorsanız, yaylar hala yurt dışı ya da şehir dışındaki tatilde kaldılar. Şezlong ya da deniz üstünde kaldıkları için daha yaşadıkları işe ya da yaşadıkları alana konsantre olamadılar. Bence artık olma zamanı, çünkü gerçekten çok birikmiş işleriniz var. Kendinizle alakalı, kariyerinizle ilgili bir sınav haftanız olabilir. Bunları toparlayacaksınız ve sonrasında tekrar bir tatil haftanız olacak ve muhteşem, uzun soluklu diyemeyeceğim ama bir 10 günlük tatil size muhteşem gelecek. Bazı devlet memuru olan yay burçlarımız için de işlerinizle ilgili bazı karışık dönemler ve hani gereksiz iftiralara uğrayabilirsiniz. Yani devlette çalışan ya da öğretmen ya da memur olan arkadaşlara bu dönem dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim yay burçları için. Çünkü onların ayağını kaydırmak isteyen ve gereksiz ifadeler kullanan bazı insanlar iş konusunda canınız sıkılabilir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir de işiyle ilgili uzun süredir değişim olmayan yay burçları için de Ağustos bitiminde işinizle alakalı hedeflediğiniz yükseliş gerçekleşecek. Son zamanlarda da sizde ayaklarda kram girebilir ya da ayaklarınızdaki bastığınız zaman acı hissedebilirsiniz. Ayak mantarınız olabilir ya da ayakta bir riskli bir sıkıntı olabilir. Bu konularda dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun süredir farklı şehirden yatırım yapmak isteyen yay burçlar için de aslında aileler karar verdiler ama çocuklar biz gelemeyiz edemeyiz diye daha yakın bir mesafede yatırım yapacak yay burçlar için de güzel bir yer bulunacak ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Üniversite arkadaşlarınız değil de geçmiş bir dostunuzda uzun süredir kırgın olan bazı yaylarda barışmak, küskünlükleri iyileştirmek dediğimiz bir hafta olacak. O yüzden değerlendirin, keyfini çıkartın. Son zamanlarda da şuradaki kaslarınızda bir sorun olabilir. Bazı yaylar dikkat etsin. Oğlak burçları. 17 Haziran oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız şöyle diyeceğim. Oğlaklara Alman motoru derim ben her zaman. Neden Alman motoru diyorum? Çünkü onlarda enteresan bir inat, enteresan bir sabitlik ve enteresan bir kararlılık var. Son zamanlarda da komple işini değiştirmek isteyen oğlaklar çok radikal karar verdiler. Bazıları işinden istifa etti ve bu istifa gerçekten onların kendi işlerini, kendi sistemlerini kurma dönemi. Ve oğlakların bu dönem, özellikle bu Haziran bitiminden sonra gerçekten büyük şans kapıları açacak. Eğer bunları çok doğru değerlendirirseniz gerçekten paranız çok hızlı bir şekilde akış sağlayacak. Ortaklı olan oğlak burçları biraz ortaklarıyla ilgili tedirgin ve daha iş mekanlarıyla ilgili yaşadığı tedirginlikler onlarda kocaman soru işareti bırakır. Bir kere de şüphesiz yaşa be oğlak. Bir kere de şüphesiz yaşa ki artık kazık da yesen alıştın. Para da kazansan alıştın. Yani oğlak her noktada kendini güçlendireceği için bence bir kez ortaklarınıza güvenin ve zirve yapacaksınız. Bazı oğlak burçları marka yolunda olacak ve hedeflediğiniz en büyük başarıyı sağlayacaksınız. Diş eti, dişle ilgili sorunları olan
Bazı oğlaklar belki dil ya da dil altı iltihaplarından kaynaklanan ciddi bir ağız problemi yaşayacak oğlaklarımız var. Bu arada diş kontrolü ve ağız, kulak, burun, boğaz kontrolü yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağ taraftaki dişler altı iltihaplanmış ya da kaplamanız varsa sıkıntı yaratmış olabilir diyorum. Çocuklarınızla ilgili tatil planı, hatta tekne planı ya da yat planı yapan ya da denizin üstünde yatmak isteyen bazı oğlak burçları için inanılmaz derecede hayatları ve yönleriyle alakalı noktada güzel tatil ve Akdeniz ve Ege'nin tadını çıkartacaksınız. Yeşillik, doğanın içerisinde yaşayacaksınız. Ve uzun süredir de yapmak istediğiniz belki dostlarınızla alakalı noktada güzel diyaloglar, mangallar, keyifler olacak. Bir de küçük bir ev var ve para var, sizin hanenize gelmiş olacak. 17 Haziran kova burçlarına neler bekliyor diyorsanız, yeğenim diyor ki ne zaman bitecek bu burçlar teyze ya. Yani 17 dakikadır, 2 dakika, 2 dakika. Yeğenim burada gözümün içine bakıyor değerli kovalar. Ya bitse de kurtulsam başlarım teyzemin burç yorumlarına diyor ama şu an yönetmenim Ayça. Evet, kova burçlarıyla ilgili. Belki de bu ara dostlarınızı ve çevrenizdeki insanı çok fazla kırdınız ve bunları bir özür dilemeye, özür dilenmesi gereken insanlar var bazı kovalar için. Evet, bu özürü yaparsanız çok büyük bir erdemlik yapacaksınız. Özel hayatınızdaki insanın da geri gelmesini bekleyen kovalar kapıda birkaç güne, kapınızda yani 19'una kadar özel hayatınızdaki insan size sürpriz bir şekilde geri gelecek ve muhteşem aşkınız devam edecek. Aşk konusunda şanssız olan kovalar, yerlerde sürüyorum Emineciğim, aşk yok ya, elime erkek sinek bile girmedi diyen kova burçları için de belki de Haziran bitimi doğru aşka yelken açacaksınız ve bu dönem evlilik teklif eden kova burçlarının hanesinde de erkek çocuk sevinci olacak. Mutlu bir enerjide kovalar ama şey var onlarda da, son zamanlarda obsesif takıntı, bunu niye buraya koydum, benim eşyam niye kayıp diye takıntılı kova burçlarımız, son zamanda takıntılarınızı geride tutuyorsunuz. Biraz daha anlayış ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Kovaların belki de yöneticileri ya da çalıştığı iş ortamı ile ilgili huysuzlukları var ama siz işinizde olmak istediğiniz en derin noktada olacaksınız ve bunu başaracağınıza inanıyorum. Araç satımı yapmak isteyen bazı kova burçları için tam zamanı ve istediğiniz aracı alacaksınız. Uzun süredir de ailenizin çözmesi gereken miraslı olayları var. Bunlar 2020'den önce çözülmez. Onların hayatlarına, onların düzenlerine bakmazsanız ve onlar planlarınızın doğrultusunda olmasın kendim. Evlilik teklif alacak bazı kovalar bu hafta ya da Haziran bitmeden. Bunun tadını çıkartın. 2 dakika oldu, oldu mu bebeğim? Doğmuş. Evet kovalar, sağlık olarak gözleriniz ya da gözle alakalı noktalarınıza dikkat ediyorsunuz. 17 Haziran balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıkların bir miskinlik, bir yorgunluk, böyle her yerde uyuma ruh hali değil de enteresan, hani miskin deriz ya balıklar, aslında dinamik ve enerjik bir haftaya giriş yaptılar. Bol bol böyle kafalarındaki planları ve programları, iş kariyeri ve para biriktirme kararı veren bazı balıklar için de inanılmaz güzel bir hafta. Radikal, kendinizi buldunuz balıklar. Ben size sonsuz inanıyorum balıklar, çünkü balıkları herkes alık zanneder ama balıklar çok dahi ve çok zeki insanlar ve duygusallıklarını hep ön plana tuttuklarını düşünüyorlar. Hayır, duygusallıkları en son geliyor balıkların. O yüzden para ve format attıkları bir dönem, haftasına giriş yaptınız, işinizle alakalı koltuğunuzu sağlamlaştırdınız, hatta ufak ufak yurt dışı planı yapan bazı balıkları da şimdiden iyi yolculuklar. Ama sevgilisiyle kavga edebilirsiniz. Bu ara kavga ve kendinizi ispatlama ve hani sunma ve ben bu ilişkide varım kavgasına gireceğiniz için bence yavaş yavaş ilişkiye sahiplenme havasına girin. Karşınızdaki insanı korkutmayın. Ben sizin yerinizde olsam bir gün yumuşak, bir gün sert ve ilişki sonunda evlilik olacak ama senin bu dırdırından balık burcu sevgili kaçabilir. O yüzden ilişkine iki günde bir atak ver ama sonrasında yumuşak. Ve uzun süredir ailenizle ilgili geçirmek istediğiniz bir hafta sonu kahvaltı ya da akşam yemeği planınız var. Bu da gayet güzelcik. Ve yurt dışı değil de Datça, Akdeniz arasında bir tatil planı yapmak isteyen balık burçları için de muhteşem bir hafta ya da o tekne ya da bu sahil kenarı ya da bu gizli koy sizin dediğiniz bir hafta tatili yapacaksınız. Bu da sizi iyi gelecek. Yurt dışından kendi kariyerinizle ilgili bekleyen, evrak bekleyen balık burçları
20 güne o evrağınız olumlu şekilde gelmiş olacak ve gerçekten istediğiniz başarıyı sağlayacaksınız. Bence siz balıklar babanız ve annenizden bu hafta bir özür dileyin. Çok kapris yaptınız onlara ve onların size küçük bir araç hediye ya da araçla ilgili bir destek, para desteği olacak. Bunu değerlendirin diyorum. Evet, bu haftalık burcumuz burada sona erdi. Bir hatam varsa affola. Değerli yönetmenim Ayça Atan, yeğenim. Lütfen bir selam ver. Merhabalar dedi. Yeğenim Ayça Atan'a çok teşekkür ediyorum. Bu hafta böyle yorum yaptık. Hatamız varsa affola. Bol bol yorum bekliyoruz. Çünkü yeğenim diyor kimse teyze sana yorum yapmıyor. Ve beğeni bekliyoruz diyor. Mesela yeğenim takip ediyor Gizem. Teyze seni kimse beğenmiyor ve yorum yapmıyordu. Lütfen utandırın yeğenimi ve bol bol yorum yapın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. İyi haftalar.